Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük ve planlı tatbikatı Efes 2022 tüm hızıyla sürüyor değerli izleyiciler. Ve o tatbikatta bakın neler sergileniyor. Türkiye'nin son dönemdeki en büyük askeri tatbikatlarından biri olan Efes 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sürüyor. 37 dost ve müttefik ülkenin katılımlarıyla İzmir'de gerçekleştirilen tatbikatta 10 binden fazla personel görev yapıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük ve en planlı tatbikatlarından Efes 2022'de yerli ve milli olarak üretilen Türk savunma sanayi ürünleri sergileniyor. Bayraktar TB2'de tatbikatın yıldızlarından. TB2 300'den fazla üretildi. Uçuş saati ise 450 binin üzerine çıktı. Bayraktar TB2 için 20 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. TB2'lerde Aselsan üretimi KETS elektro-optik keşif gözetleme ve hedefleme sistemi kullanılıyor. Bayraktar TB2'nin faydalı yük taşıma kapasitesi 150 kilogram. Yer sistemine bağlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış özelliği de bulunuyor. Efes 2022 tatbikatında savunma sanayi sergisinde elektrikli zırhlı muharebe aracı da göz doldurdu. MKE tarafından geliştirilen zırhlı muharebe aracı hibrit hale getirildi. Araç bu yıl sonunda envantere girmiş olacak. Elektrikli zırhlı muharebe aracının gücü 165 beygirden 616 beygire çıkarıldı. Böylece çok daha hızlanan araç uzaktan kumandayla yönlendiriliyor. Aracın tepesine entegre edilen 25 milimlik silah kulesindeki kameralarla hedef tespiti yapılabiliyor. Sergide bir diğer dikkat çeken savunma sanayi ürünü de yakın hava savunma sistemi oldu. Yakın hava savunma sisteminde hedef optik kameralarla 30 kat yakınlaştırılarak kolaylıkla tespit edilebiliyor. Kalifikasyon aşamasında olan bu sistem yıl sonunda gemilerde test edilecek. Yakın hava savunma sistemi 1500 mühimmat kapasiteli dakikada 4000 atış yapabiliyor.